Lanet olsun Ali'ciğim, sendeyiz. Konu neydi? Huşu'ya doğru. Programın adı Huşu'dan gelenler. Tamam, mikrofon sende gir. Sende de var ya oğlum. Haydan gelen Huşu'ya gider diyoruz ama biz Huşu'dan geldiğimiz için Huşu'dan gelen programına hepinizi davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Seyircimiz yok ama olsun. Olsun. Biz hem de kendimize yaparız o biz yani. Olsan olur muyuz abi? Burada sanki bir salonda olsa adam varmış gibi olacak hani. Bana lahmacun ısmarlasa giderim. Oğuzhan Bey, lahmacun ısmarlarsanız sizin programda 3 program boyunca gelirim. 2 tane lahmacunla doyabiliyorum. Yana ayran olursa güzel olur ama olmazsa. Ama hangi lahmacun? Antep var, Urfa var, Ankara var. Hangisiyle? Fındık olmadığı sürece sıkıntı yok. Urfa lahmacunu o kadar güzel bir lahmacun. Abi ya. Lahmacun Anteplilere özel işte. Abi, şehir şehir dolaştım. Damağıma uygun bir lahmacun bulmak için. Sonunda Urfa'da buldum. En güzel lahmacunu. Veysel Karani ben yaklaşık 30 tane şehir gezdim bak. Evet, lahmacun için Veysel Karani oldu. Kuruyordum, tatlı gibi duruyor. Peki en güzelini Afşin demedin mi? O yeşil ustamın açtığı yeşil lahmacundan yemedin mi? Onlar da Urfa usulü yapıyormuş ama beceriksizler yapamamışlar. Ama mekanın ismi de Antep yani. Buradan lahmacunculara sesleniyorum. Ne tarz lahmacun yaptığınızı öğrenin önce. Lahmacun yapmadan Urfa en güzel. Bizim maaş yok, bizim maaşlara zam gelemedi. Biz özel sektördeyiz de devlettekilere asgari ücrete maaş zammı gelmiş %49. 17.002 lira olmuş. Herkes de 2 liraya takılmış. Bana verebilirler kullanmıyorsanız. 17'ye takılmıyorsunuz. Niye 2'ye takılmıyorsunuz abi? Ya şimdi dalga geçmek için 2 lira koymuşlar. Toplayıp bir bakmak lazım. Kaç milyon kişi asgari ücret alıyor? 80. İkiden hesaplayın. 80. Ya ben ülkede asgari ücretin üstünü alan kimseyi duymadım. Doktor da asgari ücret alıyor. Oğlum kim? Benim aylığım 1 litre kapi lan. Ben sana 1 litre kapi vermedim. Ben sana hiçbir şey vermiyorum ki hadi. Sen onu eşantiyon olarak alıyorsun bir şey aldıkken ya. Ben bedavaya çalışıyorum. Halinize şükredin asgari ücretliler. Benim param yok. Ama şöyle bir şey var. 2 lira yatırım olarak kullanabilirler ileride. Her ay 2 lirayı biriktirirseniz. Bizim videolarımız izleniyor beyler. Ben bunu nereden anlıyorum? Geçen programda dedim ki kumarhaneler neden açılmıyor? Bakın kumar vergisi düşürülmüş, doğru mu? Yani. Ama şöyle ama bir şey var. Ya şimdi yanlış anlamışlar bizi. Ben kumarhaneler açılsın dedim. Vergiyi artırsın dedik biz. Ama kumarhaneler açılsın dedik. Ama ya, yanıt geldi en azından. Yanlış da olsa anlamışlar. Hocam anlamamışlar işte, kumar zaten yasak değil mi? Vergi alamıyorlar ki. Anladım. Yasal olan kumar. İddia altılı ganyan falan. Aynen. Ben vergi vermiyordum ki zaten. Nereden biliyorsun? Sen vermiyorsun. Ama iddia bayisi veriyor. Asgari ücret 17.002 lira olmuş ama adam diyor mesela 135 lira olan peynir 170 lira oldu. Onu nasıl yapacağız? Ya bunu her sene konuşuyoruz aslında. Yani biz bile konuşuyoruz yani. Halk da konuşuyor, herkes konuşuyor. Ya burada önemli olan şey bence zam olmaması. Bence zam hiç yapılmamalıydı. Daha doğruydu abi. Ya ben okeyim ya. Bu şekil gidelim. Yani maaş da sabit kalsın, fiyatlar da sabit kalsın. Yapamıyor muyuz öyle? İnan bilmiyorum da bu videoda da sigaraya ve alkole gelen zamdan bahsetsek acaba onun da vergisi düşürülür mü diye düşünmüyor değil. Vergisi düşse ne yapacağız ki? Paramız yok. Siz düşünün, ben sigara bir dakika lan ya. Arkadan müzik çalıyor. Kombi bizim. Allah konu askeri ücret olunca kombi bile konu. Kombi de görüşlerini dile getirdiyse bir sonraki konuya doğru adım adım gidebilirsin. Senin yani. Görüşlerini alalım. Asgari ücretten asgari sonra ücret gelen kaldırılsın. Bir işveren olarak bana bu soruyu sormaman lazım. Çünkü eğer birine maaş verecek olursam çok büyük yük bana. O yüzden yani şu an size vermediğimi bakmayın yani. İleride verecek olursak demek bu bir külfet olur. O yüzden asgari ücret kaldırılsın. Sizce özel sektörde çalışmak mı yoksa devlette çalışmak mı? Devlette dediğin ya herhangi bir devlet kurumunda memur olmak olabilir. Ya bizim atasözümüz var abi, yasla arkanı devlete demişler yani. Sırtını devlete yaslamak mı yoksa özelde risk almak mı? Bilmiyorum. Yani biz risk alarak başladık da tercih hakkım olsa çok da risk alır mıyım bilemiyorum yani. Devlette ortalama maaşlı böyle şu an için bahsediyorum 35 bin lira civarında bir maaş verseler okey misin sen şu an? Hangi işte olduğuna göre değişir kanka. İmamsan değilim mesela. Kendime kahve aldım geldim. Sana sen da getirmek isterdim. Yokmuşsun gibi davrandık zaten. Ali sana belediye deşi sulak mı? Ne kadar verecekler? Benden fazla verecekler kesin. Yok ya, ben belediyeyi sevmiyorum ya. Bak siyasete girelim dedin, siyasetçi gibi sana vaatte bulunmaya başladı. Gördün mü? İşte, sokalım da ne yapacağım o önemli. İşte mesela. Oğlum programın ismini değiştirelim. Değiştirin bari. Huşu'ya gidenler değil de yargıya gidenler olsun. Bana oturduğunuz yerden yargıladığınız belediyede çalışanları, memurları. Gördüğümü söylüyorum ben yani. Yazsınlar hacı yani aşağıdan. Yazsınlar herkes hacı. Azıcık yorumlar kısmı var. Bak en gıcık yorumu bile kalp atarak onurlandırıyorum ben yani. Vay vay. En son vay, bir tane yorum geldiydi ama buraya koydum. Kalp attım hemen. Oraya koyma kanka. Şuraya falan koydum. Televizyona da koymak isterdim ama. Ya mesela bak burada biz ne olarak bulunuyoruz şu an? Oturucu. Oturucu mu? Konuk. Konuk. Sen konuk musun hani? Oturgaç. Oturgaç olarak bulunuyoruz. Hayır, biz buradan şu an cennete giremeyecek 3 kişi olarak bulunuyoruz. Yok abi, yok oğlum ya.
Bence ben girerim oğlum. Sence cennete giremeyecek 3 kişi kim? Sayarsan beni cennete değil ülkeye sokmazlar. Abi bak. Oğlum, bak burada hazır cevap bulman lazım Ali. Bak bu direkt bak. Soruyu sordum ya. Direkt senin şey demen lazım. Sen. Yok. Direkt böyle yapma. Hocam abi, bak. He. Cehenneme vizesiz, pasaportsuz ilk girende girecek olanlar belli. Bir, Araplar. Yaz abi. Arapların hepsi cehennemlik. İkincisi, Diyanet. Tamam bak. Diyanet'tekiler garanti. Abi garanti cehennemlik onların. Kurtuluşu yok yani. Doğru bu arada. Yani halkı kim ve nefrete doğru şey yaparak şöyle, aslında şu an dünyada da yargılanmalar lazım. Şöyle, bırak cenneti cehennemi. Diyanetten dolayı da imamlar da gidiyor bak. İmamlar da gidiyor. Bak. İmamlar da gidiyor onlardan dolayı, tamam. Bunlar pasaportsuz, vizesiz direkt cehenneme böyle hiç yargılamadan bakacaklar, böyle Arap mısın ha tamam geç. Örnek vereyim ya da işte tamam sen imam mısın, diyanetten misin tamam sen de geç diyecekler yani. Diğer üçüncü şahıslarda Allah'ım düşündüm bulmuştum kimdi ya onlar. Siyasetçiler. Yok abi siyasetçiler ne iş, orada da siyaset yapar. Hatta cehennem zebaniler siyasetçilerden oluşacak. Cehennemi karıştırıyorum. Olabilir. Üçüncüyü bulamadım. Siz sayın. Aklıma gelir biraz. Aa, ben direkt hak veriyorum da şey de var. Sanki sadece imamlar, diyanet değil de papazlar var, papalar var. Buldum yani lan buldum. Yani bütün din mensupları aslında. Yok yok. Ya o kadar da değil de. Orta çağda neler yapmış oğlum kilise? Bak sadece dinle yani alakalı olduğu için demiyorum bak. Şimdi bir, ırkçılık yapmak gibi olmasın Araplar. İki, Çinliler abi. Net. Üç, diyanet ve diyanetten dolayı imamlar. Anlaştık mı? Hindistan'ın yeri çok ayrı. Ya. Hindistan'a atom bombası atmak lazım. Hindistan'ın tam ortasına böyle atom bombasını atacağın tüm Hindistan'ı öldüreceksin. Oğlum onlar radyasyon alışık bir şey olmaz. Atomdan bir şey olmaz ya. Hidrojen falan lazım. Hidrojen bombası da olabilir. İnsanlık suçu diğerleri kanka. Ne orayı komple böyle çizeceksin, haritadan sökeceksin, böyle Pasifik'in ortasına falan koyacaksın yani. Doğru da ada yapabiliriz orayı. Oğlum, kimseye bulaşmasın. İnsan adası olacak. Problem şurada. Onlar yüzüne tüm deniz kirlenir ve dünya biter bu sefer de, tamam mı? Yani onlar dünyayı kirletir oğlum adamlar. Bütün bak, denizleri kirletirler. Bence Elon denize Musk. Denize bağlantılar olmaması daha iyi. Bence Elon Musk ilk Hindistanlıları göndersin Mars'a. Önce oğlum, bir oranın tadına baksın. Düşürürler lan orayı. Baktılar onlar yaşayabiliyor. Onlar yaşayabiliyorsa biz yaşayamayabiliriz. Ama böyle aslında aynı sonuçta aynı dünyada yaşıyoruz şu an. Yani o kadar kirlilik yani içinde yeni mikroorganizmalar falan gelişir lan Mars'ta, işimize gelir. Daha yaşanılabilir bir hayat için işte. Bizim için gerekli olan bakterileri türetmek için onları salatalım. Daha sonra işte evrimi hızlandırıyor. Nasıl dinozorların nesli tükendiyse onların da orada tükenir. Biz de ondan sonra gideriz. Tükenmez oğlum. Manyak tükenir, tükenir oğlum. Oğlum benim bildiğim kadarıyla dinozorlardan önce de Hintliler varmış. Dinozorları tüketmişler sonra. Ama oğlum önce bak dinozorların yok oluşundan kurtulmuş adamlar. Sonra buz devrinden kurtulmuşlar. O derece. Ali 2023'ün bittiği için çok üzgün. Ama 2024 geldiği için daha da üzgün. O yüzden hüzünlü bakıyor kameraya. Kamera beni tam çekmiyor ya. Şöyle... Kamera seni niye tam çekmesin Ali? Yatıyor. Şöyle durmam lazım. Açılışı nasıl yaptıysan kamera onu ayarlı bir şekilde duruyor sabahtan beri. Sen biçim değiştir. Olabiliyor. Ya ben başta sana dedim ki o tarafa gösterme, bu tarafa gösterdi. Başta o tarafa gösterdi, şimdi bu tarafa gösteriyorsun. Bir adet Facebook sosyal medya mevzusu kullanabilecek olsaydın hangi sosyal medyayı kullanırdın? Ona cevap vermeden önce Facebook'taki kullanım oranı beni delirtiyor. Facebook niye var? Ne zaman yaşlı dayıların istilasına uğradı Facebook? Ya Türkiye'de yaşlı dayıların istilasıdır. Yok tüm dünyada öyle. Ya, bilmiyorum. Yani, tüm dünyada kullanıcı yaşı 40'ın üstünde. Bu arada Facebook Instagram'dan Twitter'dan daha iyi bir uygulama bence. Ama işte sadece optimizasyonu iyi değil. Bak değil. Bence en büyük sebebi ilk sosyal medyalardan. Bak ilk yani sosyal medyalardan olmasına rağmen. Son 2009 muydu Türkiye'ye gelmesi? 2009 falan. En son telefona indirdiğimde Facebook. İsmail YK geldi aklıma aman Allah. Yani şu an bu telefonda yok. Bir önceki telefonda vardı. Mesela mesajlaşmak için Messenger'ı mecbur kılıyor. Evet. Messenger'ı yüklüyorsun. Mesajların bazısı Messenger'dan geliyor. Bazısı kendi mesajlar uygulamandan geliyor. Abi ben bir tane kullanabilecek olsaydım Twitter'da. Çünkü bildiğin Türk toplumuna yakışır bir ortam orası. Kaos var, şiddet var, kavga var. Her gün farklı bir olay var. Ali bildiğin orası. Kaçmışsın. Orası bildiğin Türkiye. Tamam mı? O Türkiye Cumhuriyeti. Evet. İkinci olarak da Instagram derdi. Niye? Ben şimdi Instagram kullanıyorum da Twitter kullanmama sebebim de Instagram kullanmam zaten. Çünkü oradaki durgunluk da farklı bir seviyede. İşte de orada da her şey olumlu. Araba stories atanlar, işte şiir yazanlar, işte kitap önerileri yapanlar falan filan. Orası bildiğin olumlu bir cennet. Teyzelerimizin, ninelerimizin bahsettiği dünya Instagram işte. O zaman kapanış yapıyorum. Senin cevabın neydi? Instagram dedi o. Zaten çok seviyor Instagram. Ya olumlu yani olduğu bir, için. Bir soruyu yarım saatte paylaşmayı çok seviyor. Pozitif bir enerji yayıyor yani. Telefondan dolayı o. Telefondan. Yani
yani. Tamam. Telefon fotoğrafı yarım saatte yüklüyor. Sana bir telefon alak Ali. Bana telefon alak. Evet. Yine vaatler. Yine vaatler. Yazıyorum bunları. Bir sonraki milletvekilliği benim seçimine benim ömrüm böyle geçti. Sen... O zaman kapatıyorum. Normal kapanışını yapabilecek misin? Yaparım da yapmayacağım. Evet efendim, bugün Hay'dan gelip Huşu'ya gidenlerde biz yokuz. Biz Huşu'dan geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi, zili açmayı, yorum yazmayı, Araplara donate kabullenmeyi, atmayı, donate atmayı ve beni Instagram'dan eklemeyi unutmayın. Herkese iyi günler. Ya Allah. Görüşmek üzere.